Mehdi'nin özelliğine zamana iyi dayanmaz. Bak şimdi zaman geçecek. Şimdi 2014. 2015 hemen gelir. Zaten kapıda. Ama olaylarla, belalarla geliyor 2015. Çok büyük olaylar, belalarla. 2016, 2017, bak daha direnme yılları görüyor musun? 2018 ve 2019. 2019 normal bir rakam değil. 2010, 2020. Ama 2023'ler, bak hükümetin bir haberi var ondan. Tayyip Hocam ne diyor? Aman diyor 2023. MİT'in de haberi var, devletin de haberi var, herkesin haberi var 2023'te neler olacağını. Nereden haberin var? Çünkü devletin çok üst düzey bir yetkilisi yaklaşık kaç yıl önce, en az 8 yıl önce falan bana geldi. Yani bayağı yetkili bir görevde olan bir insan. Hocam dedi, biz dedi de Bediüzzaman'ın mektuplarının hepsi var dedi. Yayınlanmamış mektupları var, gizli mektupları da var dedi. Biz dedi 2023'lerde ne olacağını biliyoruz dedi. İltifat olsun diye de senin de kim olduğunu biliyoruz dedi. Neler yapacağını da biliyoruz dedi. Yani nasıl vazifeler yapacağını biliyoruz dedi. Ahir zamanda gelecek şahsın ismini de biliyoruz biz dedi. Hepsine haberimiz var dedi. Tavrımız da zaten ona göre oluyor dedi. Baktık, devlet Mehdiyet'e göre şekil alıyor. Baktık, Orta Doğu Mehdiyet'e göre şekil alıyor. Çünkü Mehdiyet'e göre Suriye ile Müslümanlar çatışması gerekiyordu. Suriye'de kan akması gerekiyordu bak Mehdiyet'e göre. Akmıyorsa dahi akar hale gelir. Tarih ona göre yönlenir. Yani akmıyor diye bir şey yok. Mutlaka akar. Neyse diyorlar ki, ya diyorlar Tayyip Bey'in yanlış politikaları yüzünden Suriye'de savaş çıktı. Kardeşim, tarihi yönlendiren Tayyip Bey değil. Tarihi Allah yönlendirir. Ve tarihin yönlendirilmesi de görevli kullar vardır dünyada, gizli kullar vardır. Gizli kullar. Gizli kullar tarihin yönlenmesinde Allah tarafından yönlendirilir ilhamla. Suriye'de kan akacak. Irak'ta kan akacak. Irak karışacak. IŞİD çıkacak. Siyah bayraklılar çıkacak. Bu tarihin akış içerisinde olacak. Ya nereden çıktı o aksilik diyor. Gizli kullar organize ediyor. Allah tarafından görevlendirilmiş gizli kullar. Hepsi olacak. Ve sonunda da hiç ummadığımız bir şahsın Mehdi olduğunu göreceğiz. Ya diyecekler, bu kadar organize faaliyet yapan büyük cemaatler var. Onların büyük liderleri var. Bu kadar emek verdiler. Onlardan biri olması gerekmez miydi diyecekler. Allah'ın muradı öyle olmuyor. Allah çok küçükten çok büyüğü yaratıyor. İncir çekirdeğinden 25 metrelik incir ağacını yaratır. Toplu iğne başı kadar. Değil mi? Hazreti Musa konuşamıyordu heyecandan. Ürkek bir ruhu vardı, yani böyle çekingen bir peygamberdi. Yani çabuk korkabilen bir ruha sahipti. Allah onu korkma diye, korkma diye eğitti Cenab-ı Allah. Onunla muazzam bir hakimiyet sağladı Cenab-ı Allah. Peygamberimize ne diyorlardı? Ebul Kasım'ın yetimi diyorlardı. Mekke'nin, Medine'nin büyük zenginleri, ünlü insanları vardı. Böyle halk tarafından da sevilen. Ya dediler, onlardan birine peygamberlik gelmesi gerekmiyor muydu? Ya gele gele Ebul Kasım'ın yetimine mi geldiler? Ummuyorlardı ona peygamberlik edeceğini. Şimdi de Mehdi için diyecekler ki, ya gele gele Mehdiyet ona mı geldi? Ya bu kadar alim var, hoca var, değerli insanlar var. Ne alakası var diyecekler.
Ama Allah'ın seçimi esas seçim olduğu için durdurulamıyor. Bunu göreceğiz hep birlikte. Biz zamana iyi direniyoruz. Ben zamana iyi direnirim. Bak 1979'lardaki çizgim neyse hiç şaşmadım. O hırsımda, azmimde hiçbir değişik olmadı. 79, 89, 99, 2009 ve 2019. 2019 ferahlığın yılıdır. Tabi belaların, heyecanın da yılıdır. Ama yani artık son. Deccaliyetin teslim tarihi. Deccaliyet 40 yıl ömrü. Bediüzzaman diyor ki birinci gününde 300 senede yapılmayan işler yapılır. Hadis, peygamber hadisi. İkinci yılında, ikinci devresinde şöyle, üçüncü devresi. Dördüncü devresi artık adileşir, durumu muhafazaya çalışır ve artık teslimi silah eder diyor. Artık bırakır sonunda. Önce durumu muhafaza çalışır diyor. Sonra da artık direnmekten vazgeçer, teslim olur diyor Deccaliyet. Şimdi durumu muhafaza ettiği devresindeyiz Deccaliyet. Evet. Ve teslimi silah edeceği devreye geliyoruz. Mesela Suriye'de direniyor Deccaliyet ama mahvolmuş vaziyette. Irak'ta Deccaliyet direniyor, mahvolmuş vaziyette. Dünyanın her tarafında direniyor, mahvolmuş vaziyette. Biz son dönemindeyiz elhamdülillah. Bunu hep birlikte göreceğiz. Hazreti Nuh da çok uzun süre direnebiliyor maşallah. O tam bir zaman yiğididir. Zaman pehlivanıdır. Zamanı yenen pehlivandır Hazreti Nuh. Ya 950 sene ömrü var. 40 yaşında falan geliyor peygamberlik. Hadi desek 50 yaşında geldi. 900 sene peygamberlik yapıyor. 900 sene. Ya Rabbi diyor, gizli gizli de anlattım, açık açık da anlattım. Bir türlü ikna olmadılar diyor. Sonunda Cenab-ı Allah kurtarıyor. Maşallah. Elçinin yanındakiler de hocam, eğer yakın bir yara ve orta bir sefer olsaydı onlar muhakkak seni izlerlerdi ama zorluk onlara uzak geldi diyor Allah buyuruyor. Ta peygamberimizin yanında da sallallahu aleyhi ve sellem zamana dayanamıyorlar. Onlara çok uzun geliyor o süre. Peygamberimiz zaman yiğididir. Bak zaman mesela ona hiç etki etmedi. 63 yaşına geliyor. Canım benim, dünyalar güzeli. Vefat ederken şu güzelliğe bak. Cenab-ı Allah'a ithaf ediyor ruhunu. Maşallah. Maşallah. Hocam Hazreti Musa evet. Da yanındakiler yılıyorlar fakat asla Rabbim benim nedir diyor. Tabii hiçbir zaman şey fütür vermiyor. Zamana acayip biriniyor. Ya kardeşim öyle belalar kardeşine bir tek söz geçirebiliyor. Kimseye söz geçiremiyor. Çölde sıcağın alnında yani acayip zor bir ortam. Sürekli gezmek durumundalar çölünde, böyle tih çölünde. Sıcak tepede yani acayip zor. Firavun'un yakalaması riski de olduğu için sürekli hareket halindeler. Yani bir yerde sabit durmuyorlar çünkü saldırır adam, psikopat. Bir gün bir yerdeler, bir gün bir yerde, bir gün bir yerde, bir gün bir yerde böyle sürekli hareket ediyorlar. Manyaklık. O da tabii bir savunma stratejisi. Sabit bir yerde oldun mu saldırı çok kolay oluyor. Evet. Ama hareket halinde olan bir yere zarar vermek mümkün olmuyor. Osman Pamukoğlu Paşa diyor ya, asker diyor hiçbir yerde sabit durmasın. Sürekli hareketli olsun diyor. Evet. Sabit olursa yenilirler diyor. Ama hareketli bir askere kimse bir şey yapamaz diyor. Biz de zamanın içinde devam edeceğiz. Şimdi bak 2019'da bakın kimler kalacak, kimler gidecek. Dünya ne şekil alacak? Dimdik ayakta olacağız 2019'da inşallah. Allah'ın izniyle. Çok insan gidecek, çok insan kalacak.
davamızı büyük bir aşkla şevkle devam ettireceğiz. İnşallah. İnşallah. Adam bir Hazreti Yusuf da zindanda uzun süre kalıyor. Allah onu hükümdar olarak çıkarıyor zindandan. Ya kardeşim hiçbir suç yok. Sadece kendini korumuş. Yani ben diyor ki ben o kadınla cinsel ilişkiye girmek istemiyorum. Zina istemiyorum. Ben helaliyle istiyorum. Kadın da gayrimeşru istiyor. Kadın hapse atsınlar diyor. 7 yıl kardeş. Unutuyorlar ya. Bir ara adamın aklına geliyor da oradan Allah vesile diyor ki ya diyor, ben diyor hapishanede biri vardı diyor. Çok güzel yorum yapıyordu, rüya yorum yapıyordu. O aklıma geldi diyor. Ona söyleyelim diyor. Bak eğer Allah ona onu hatırlatmasa Hazreti Yusuf ömür boyu zindanda kalacak ya. O dünyalar güzeli. Ama o hatırlatma tabi vahiy ile Allah hatırlatıyor ona. Ve 7. yılın sonunda çıkartıyorlar Hazreti Yusuf'u zindandan. Ey doğru sözlü diyorlar. Bize bu rüyanın yorumunu anlat. Nefis yorumluyor. Ne dediyse çıkıyor. Çünkü vahiy ile hareket ediyor. Rabbim fazla olmasaydı daha yıllar yılı orada kalacaktı diye belirtiyor adam. Öbür eve gitsinler. Bir daha söyle. Rabbinin fazla olmasaydı daha yıllar yılı orada kalacaktı diye biliyorum. Allah'ın bayağı kalır. Yıllar yılı müebbet hapis gibi bir ifade var. Ayet Kur'an ifadesi. Hazreti Musa da şehirden çıkıp 8-10 yıl çobanlık yapıyor anlamayın. Maşallah. Adnan Bey, Yunus Peygamber'in de balığın karnındayken Allah'a tevbe ettiği duası şöyle geçiyor ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Sen zulmetmezsin. Seni tenzih ederim. Şüphesiz ben kendi nefsime zulmettim diyor. Bir daha. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ne kadar güzel dua ya. Arapça ne kadar şahane. Orijinali ne kadar güzel maşallah. Duanın kendi de çok güzel. Evet. Türkçe de diyor. Arapça çok güzel.